Burun ve sinüs kanseri deyince önce burun ve sinüsten söz etmek gerekir. Burun hepimizin bildiği dışarıdaki burnumuzun olmuyoruz. Sinüsler ise burnun içine girince burnun komşunda yer alan içi hava dolu boşluklar. İşte burun ve sinüs kanseri bu bölgelerdeki herhangi bir bölgede, burun içinde olabilir, sinüslerden herhangi birisinde olabilir, kanserli bir hastalığın varlığı demektir. Kimlerde görüldüğüne gelince, bazı meslek gruplarında biraz daha sık görüldüğünü, örneğin tahta talaşıyla çok karşı karşıya kalan marangozlarda, çok kimyasal madde soluyan kişilerde biraz daha sık görüldüğüne dair elimizde veriler vardır. Bunun için ayrıca nelere yol açtığını düşünecek olursak, genellikle çok sinsi bir hastalıktır burun ve sinüs kanserleri. Çoğunlukla tek yanlı burundan bir akıntıya yol açar. Tek yanlı ve süredir devam ede gelen, sebebi anlaşılmayan, bazen kötü kokulu olan, bazen kanlı olabilen bir akıntıdır bu. Bazen de burunun tek yanlı tıkanıklığı şeklinde kendisini gösterebilir. Bu akıntı bazen burundan olduğu gibi bazen de genizden, yani boğaza doğru bir akıntı şeklinde ortaya çıkabilir.